Arkadaşlar günaydın hepinize. Bugün çok iş yapacağız. Arkadaşlar evimizde saklamıştım, palamı almıştım. Bugün dostlarımla buluşacağız. Onlarla beraber bunlarla dev bir köpek balığı yakalayacağız. Bugün farklı bir şey yapacağız. 4 tane palamutumuz var. Bu palamutlarla beraber arkadaşlar 750 metrede dev köpek balığı yakalayacağız. Nasıl yakalandığını göreceğiz. Tabii ki biz yakalayacağız ama nasıl yakalandığını tam olarak özetleyeceğiz. Bir ırgat sipariş verdik elektrikli. O ırgatla da sonraki zamanlarda biz yakalayacağız. Toplamda 8 takım atacağız. Kılıca bakacağız. Dev köpek balığı yakalayacağız. Bugün arkadaşlar çok tuhaf şeylere şahit olabilirsiniz. Ben de merak ediyorum. Orhan, senin bunlardan hiç haberin yoktu. Yoktu. Dün gece organize ettim. Hep beraber yaşayacağız. Rast gelsin. Rast gelsin. Evet arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Bakın Gökçeada ta karşıda. Buradan Gökçeada tam 14,5 mil. Burası büyük kemikli oluyor. Büyük kemikli içeri doğru böyle Çanakkale Boğazı'na doğru gider. Burası kemiklinin burnu. Bakın şurası göl gibi ne kadar güzel. Aslında oraya demir atsaydık iyi olurdu. Ama bizi alacak olanlar oraya giremeyebilir. Buradan giriliyor ama sert havada burası da bir işe yaramıyor. Şimdi arkadaşlar az sonra şurada beyaz kayık var. Orada o bölgede bir yere köpek balığı tutmaya gideceğiz. Sırf size gösterelim diye geldik. Aşağı yukarı 600 metreden çekeceğiz. Arkadaşların teknesinde elektrikli motorlar var. Bizde yok. Biz sadece görelim. Bir de kaydedelim dedik. Yemi biz getirdik. Palamutu bağlayacağız. 500 metre, 600 metre indireceğiz. Dev bir köpek balığı yakalayacağız. Planımız bu. Sonrasında 8 tane takım attık. Buradan da geri dönüşte 8 tane takımı 50-50 yani çeke çeke limana kadar gideceğiz. Az sonra onlar gelecek. Onları bekliyoruz. Bu arada kemikliyi tanıtayım dedim. Burası kemikli burnu Türk bayrağımız görüyorsunuz. Burası bir uçtur. Saroz'un ağzıdır. Saroz'un içi bu tarafa doğru böyle girer. Karşı sema direkt bakın. Biz zürafa kayalığı şuralarda. Burası Saroz'un ağzı. Bizim bahsettiğimiz hudutlar bu hudutlar. Ama tabii bu bölge ile oranın arasında aşağı yukarı 13 mil var. Hatta 12 mil falan var. Dolayısıyla burası stratejik bir bölge. Çok güzel bir bölge. Belde olarak da mükemmel. Yani dedim ya şurası göl gibi duruyor. İçine girmedik biz. Dışında demirliyiz. Kayığımızı buraya bırakacağız. Arkadaşlar teknelerinde geldiğinde bizi alacaklar. Çünkü o köpek balığını tutacak ekipman bizde yok. Bakın görünüyor teknelerde geliyorlar. Şevki arkadaşımız sağ olsun rica ettik ona. O da geliyorum dedi. Kabatepe'den yola çıktı. Şimdi yanımıza gelecekler. Palamutlarımızı alacağız. Arkasından köpek balığı avlamaya gideceğiz. Orkun Işıtmak arkadaşımız daha önce gelip burada bu köpek balığını aynı sistemde aynı ekiple ekip arkadaşlarını da yakaladılar. Bizim de amacımız şimdi biz elektrikli bir ırgat söyledik. Bir haftaya kalmaz teknemize montajını yapacağız. Bizim sadece amacımız burada köpek balığını kaç metrede hangi takımla tuttuklarını görmek. Onlar bize gösterecekler. Zaten biz bir kere gördükten sonra çok önemli değil. Geri kalanını hallederiz. Haydi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözlerimiz yollarda kaldı. Nerede bu adamlar diye. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda Kemikli'deyiz. Kemikli'de derin eteklerindeyiz. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Zaten ne diyorlardı bize? Maceracılar. Ben daha da ilerisini söylüyorum ama söylemeyeceğim. Gerçekten şaşırıyorum. Çok uçlarda çok uç şeyler yapıyorlar. Köpek balığının da tutma icadı kendilerindedir. Dolayısıyla
onların başarılı olduğunu biliyoruz. Biz de merak ediyorduk. Aslında aynı alanlarda avlanıyoruz. Trançadır, sinerittir, mercandır. Kendileri de. Murat Sezal da geliyor zaten sizinle değil mi? O da avda şimdi. O da bak, o başka bir kayıkla. Biz daha önce öyle de gördük. Ama baktığında bu işi sportif olarak en iyi yapanlardan diyebilirim. Biz de yanındayız. Tabii biz ticariyiz. Biz bir balığı satarak parası çerçevesinde tutan insanlarız ama bunun eğlenceli yanı da var. Dediğim gibi şimdi yemi takacaklar, takımı gösterecekler. Biz merakla seyrediyoruz, sonrasını beraber yaşayacağız. Arkadaşlar vuruyor diye düşünüyoruz. Vurdu mu? Dur. Üstünde. Tamam üstünde. Üstünde. Nasıl yani? Balık şu an üstünde. Üstünde şu an. Hadi canım. İyi mi? Üstünde bak. Evet. Aynen üstünde şu. Değil mi? Evet. Üstünde üstünde. Bence üstünde. Bak. Kafa şeyleri bak. Konuşun yerini değiştirelim mi? Geldi mi? Geldi üstünde balık. Şu anda balık üstünde mi? Üstünde he. Evet. Kamış. Dibe takılmış olmasın? Yok yok. Üstünde. Tamam al gelsin al. Yamurçak çok abi. Yok artık. Bak bu kadar. Makine durdu. Aa bak makine duruyor bakar alıyor. Mısın? Şu an alıyor bizden alıyor. Bak üstünde. Eyvahlarım olsun. Al makine çekmiyor galiba. Sen sar mı? Bak şimdi sar. Çok yavaş yavaş sar. Köpek erkinliği olabilir. Aslında ne oldu belli değil. Gün içinde 10 kere atsan belki denk gelecek. Ya çok tembelsiniz be ya. Sal bir daha sonra. Burada en büyük sıkıntı hayvanın ağzından çıkarmak anlamında. Çünkü malzeme çok yok. Yansımı var mı? Yumurta. Yani zavallı makine ağlıyor baksana şuna yok artık ya. Vay. Anam. Gelmiyor şu anda. Evet, bir ara kafayı kaldırıyor yukarıda. Şimdi bu patlak göz olamaz. Artık değil. Çünkü bu vakti bu hayvan şişmesi lazım. Abi 200 kilo patlak gözü olur. Yani yok patlak göz değil. Bu büyük bir yılan olabilir mi? O da olamaz. Yok. Ama yılan da çok basar. Yani. Ama bana yani böyle bir bilmiyorum yani benim yakaladıklarım böyle 15-20 kilo, 25 kilo en fazla o kadar. Daha ben 33 bir... kilolunu yakaladım geçenlerde. Baş... 33 kilo. Ne? Oranın beli kadardı. Aha oran, aha o yani veya ben. Ne olmuş abi? Köpek balığı bu. İğnemizi tutmuş. Koparmış. Hadi. Buradan bak. Oo. Koparmış köpek. Vay anasını be. Vay izansın. Evet. Köpekmiş ya. Neymiş? Köpekmiş köpek. Evet. Dev köpek. Evet. Balığın halinden de köpek belli. Köpek balığıymış.
Evet. Hoca yine gitti be, cehir cehir. Her anla şunları alalım. Arkadaşlar çok büyük bir hayvandı. Yarı yolda koparttı. Yani kopartmadı, iğneyi kesmiş. Bu kadar büyük hayvanlara yapacak çok bir şey yok ama tabi daha devam. Devam. Diş izleri onlar değil mi? Evet. Hayvan önce hani bir ara aldı ya ağzına baktı falan. Önce oynadı. Sonra bindi. Vay anasını. Gitti güzelim falan. Arkadaşlar üstadlarım yaptı. Bir balığı koparttık şuradan. İkinci balığa indiriyoruz. Evet. Atıyorum abi. Dur bakayım dönüyor mu? Oluyor. Güzel duruyor. İyi mi? Haydi rastgele bismillah diyoruz. Yürü yavrum, yürü yavrum. Kim tam kafa atıyor göre geldi şimdi. Oo, mırı mırı. Ne zardı? Ya, düşman. Vallahi çekmiyor makine ha. Bu da aynı balık sanki. Bence daha ufak bir balık. İnşallah odur da iğneyi alır zaten. Yapma ya. Evet Orhan. Makina 1689 bitti, bitti kaldı evet. Artık durdu. Hayvanla bekleşiyoruz beraber. Geleceksen gel abi şimdi bak. Yürümeye bak. Çok iyi ya. Şimdi pes etti. Evet. Şimdi pes etti biraz. Yani şimdilik arkadaşlar inanın bana inanılmaz heyecanlı. Şöyle ki atıyorsun 3-5 dakika muhabbet arasında biniyor. Sonrası zaten ne bileyim ya. Ne geleceğini bilmediğimiz için az çok tahmin ediliyor tabii diyoruz ama bu yine de varsayımlarla yine %50 bir şey var. Acaba mı var? Hani demin koparttı. Ah uf dedik ama vallahi bekleyelim arkadaşlar. Bu çok heyecanlı. Bir de şimdi şöyle bir sorun var. Gelen balığın ağzından iğneyi nasıl çıkaracağız? Bunun mücadelesini vereceğiz. Bugün çok mücadele vereceğiz. Bakalım ya. Merakla bekliyorum. Ekip sağlam. Zaten şu hale bak, bak, bak. Hale bak şundan. Yani üstad çay yapıyor içeride. Bekliyoruz. Bu balığı bekliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Daha çok zamanımız var. Yani 4-8-12. Daha 4 değil mi de şu an? Evet arkadaşlar birazdan balığımız geldi. Gözükecek. Daha evet daha arkadaşlar görünmedi. Kaç metre kaldı dedi. Kaç metre? 25. Aman yarabbim. Ben 25 metre miymiş? İlk geldi de. Şuradan şöyle. Şimdi kahverengi bir karartı çıkacak aşağıdan. Sularla beraber arkaya atacak. İnşallah alta girmez. Şu anda altta değil ama. Hayır kamış zaten dışarıda da. Belli olmaz. Vay be. Geliyor mu? Geliyor. 10 metre. Şu an 10 metre. Evet. Hayvan aşağı arkaya doğru akacak şimdi. Bak sularla arkaya düşüyor hayvan. Görüyor musun bak? Aynen. 5 metre. Kayığın altında galiba. Evet ağa göründü. Göründü mü? O göründü. Of. Nerede? Kaç metre bu ya? Ay maşallah. Evet, çevirdi kafasını. Vay maşallah. Buhar bir çok büyük. Çok büyük. Aman yarabbim. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Ay. 500 yok hayvan bu. Ana gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar ya başka bir şey demiyorum. Kaç kilo var bu? 500 var mı? Vardır. Çok güzel bir hava. Daha yukarı alabiliyor muyuz? Ah su altı kamerasının şeyi bozuldu. Şuna bakar mısın? Aman yarabbim. Alıyor mu kayda? Alıyor, alıyor. Bir dev bu. Getir gel 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 gel. Aman yarabbim. Bunun ağzından çok rahat çıkarız iğneyi. Kenardan almış ha? Hiçbir sıkıntı yok. Ama nefis. Kuyruğa bakar mısın? Ay maşallah. Kafaya bak kafaya bak. Of 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 of. Ağzından nasıl çıkarıyor? Demin de daha büyüğünü kaçırdık arkadaşlar. Yani kopardık, kaçırdık derken iğneyi kesti. Bu hayvan. Bir dev. Aman yarabbim. Bunun resmini çekmemiz lazım.
İğneyi çıkarırız kolay. Ay maşallah. Şimdi nerede bizim kameramız? Ay maşallah maşallah. Bu nasıl bir şey böyle ya? Şöyle ters çevirelim kamerayı. Evet arkadaşlar, bu her insan evladının görebileceği bir şey değil. Onun için iyi bakın. Ben de sizin gibi bakıyorum. Yani yaz olsa suya girerdik. Çünkü ağzında iğne olduğundan hiçbir şey olmaz. Ama yine de çok güzel ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Vay 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 vay. Bu kadar mı basıyor? Doğru, oraya kadar basıyor makine. Daha kaldıramıyoruz bunu. Önce elle kaldırırız. Elle müdahale edebiliriz gerekiyor. Edebilir miyiz? Maşallah. Şu kamış bize doğru geliyor mu? Böyle bir... Aa, maşallah. Görüyor musun? Dur. Acele etme, ben alacağım onu şimdi. Elle tuttum desem, yemin etsem yalan değil. Ay maşallah, görüyor musun? Hayvana bak. Ay 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 ay. Ya Sinan'ın dibini de köreltmiş biraz. Vay 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 vay. Bunun... Görüyor musun? Böyle arkaya doğru gidiyor. Al abi, şuna vereyim ben sana. Abi, o eline dikkat etmek ani acil. Vay vay vay. Çok iyi. Biraz dinlensin. Ay ay ya. Çok iyi değil mi? Çok iyi gerçekten. Ben gördüğüm bu kadar var mıydı sizde? Bundan daha büyüktü bence. Hayır hayır, gelen demiyorum. Geçen siz geldiğinizde şeyle beraber çıkan. Ha, bu kadar büyük değildi o. Değildi ya, ben çok dikkat ettim. Bu biraz daha beklesin. Çok güzel. Ben de şimdi yorulmuşken şey yapardım, dinleniyor yok. Öyle mi dersin? Şunu ver bana. Ne al abi sen? İstediğin zaman elinden atabilirsin, ben de uyuyorum. Önce şunu bir tutalım şöyle, ben bir şunu alayım. Gel buraya. Gel oğlum. Ver şimdi o aparatı bana. Sen bana bıçak versene. Bıçak ver bana. Bıçak canını yakarsın. Valla öbür türlü... Çok kolay çıkar ona. Çok... Ver demiri bana. Demiri, demiri. Bırak ya. Al abi demiri. Şey abi, dikkat et önemli abi. Hah. Demiri koy abi. Daha üstüne çıkmam lazım. Şöyle. Biraz daha dibine çıkmak için lazım. Dur. Öbür iğneyi dur, kurtaralım. Elim. Öbür iğneyi kurtaralım. Bu sefer o geçecek. Evet, çekiyor musun? Haydi. Salıyorum. Sal. Haydi bakalım. Evet, gidiyor. Oo maşallah. Hayvan nasıl abi? Çok muhteşem. Çok ıslı bir hayvan. Evet, nasıl? Çok büyük. Müthiş. Valla. Çekmiş kadar iyi oldun ya. Çok iyi oldu ya. Tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Çok yorucuydu. Çok yıprattı. Ama gerçekten iyi bir köpekti. İşte ekip burada arkadaşlar. Herkesin işi değil. Yani başarı bu. Buralarda 500-550 metrelerde bu hayvanları tutabilmek inanın bana kolay değil. Çekmeyi konuşmuyorum zaten. Adamlar her şeyi düşünmüş. Bu iyi de, bu işte de iyiler. Teşekkür ediyoruz yine. Teşekkür ama tabii ilerleyen zamanlarda daha da değişik şeyler göreceğiz. Her şeye gebe. Artı ekipmanımızı da gösterelim.
Bu olmadan bu balık tutulmaz arkadaşlar. O deminki burada. Evet, malzeme burada. Bunun her şeyini düşünmüşler, kendileri yapmış. Harika. Bu Antalya taraflarında ben duyuyorum. Turist gezdiriyorlar. Şey yapıyorlar. Oralarda bu tür köpekleri tutmak isteyen çok kişi var. Malzemenin ne olduğunu bilelim. Ben biraz son için geldim zaten. Tam olarak göreyim diye. 1,5 kiloluk bir ekipman bu. Ama şu malzeme glowlu, aşağıda mavi olarak yanıyor. Evet. Onu da sağlıyorlar. Zaten bir de ışık var. Işık da orada koyuyorlar. Arkadaşlar ekipman kusursuz. Böyle bir balığı anca böyle bir şeyle çekebilirsin. İşte o balığı tutmak istiyorsan mutlaka buna sahip olacaksın. Biz olacağız muhtemelen, sizi bilmiyorum ama ama çok iyiydi gerçekten. Fakat bunun burasını bile kesti bu hayvan değil mi? Misra'dan kopardı. Misra'dan kopardı. Buralar çok zaten şey. Şunlar özel getirdik bu şeyleri. Bunlar 700 libre şeyler. Zaten buradan öyle bir diyor. Öyle bir hayvanı bunu da değiştirmek lazım ayrıca. Artık ömrünü doldurmuş misine. Evet. Olarak. Zaten koparma şansı yok. Zaten ama içerik bunun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Biz şaşkınız. Demin kesti bir hayvan. Daha iriydi. Zaten kaçan balı iri olur. Kural bu. Niye? İri diye kaçtı. Tabii bu böyle düşünüyoruz. Ama gerçekten öyle bir iğneyi kesmek zor. Bu hayvan kesti öbürü. Bu da 500 kiloluk bir hayvandı. Çok net söylüyorum yani. 500 kilo. Yani 500 kilo olmasa da 400 kesin vardı. Kesin vardı. Çok göbekli bir hayvandı. Anne olabilir bu. Geniş bir hayvandı. Yani iyi bir hayvandı. Dediğim gibi ya, böyle şeylere Allah görmeyi nasip ediyor ama biraz da merak etmek lazım. Biz meraklıyız. En azından nasıl olduğunu gördük. Şimdi şey yapalım isterseniz. Başka bir mera var, oraya gidelim. Tamam, oradan gidelim. Da farklı balıklar gelebilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir zaten de oraya bakalım. Yemimiz son iki var. Yemimiz var. Evet. En kötü ihtimal birini deneyelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Muhteşem avlar. Ya kalın bir evet bu arkadaşlar, başka bir meraya geldik. Devasa bir köpek tuttuk, gördünüz. Şimdi burası ayrı bir yer. Büyük patlak göz Laoslar gelebilir. Onun haricinde dev yılan gelebilir. Yani dev dediğim dev yani, öyle değil. Bazen mezit geliyor burada değil mi? Kılıç gelebilir. Evet. Tabii köpek de gelebilir yani, bu orantı var. Ama biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Bakalım ne çıkacak. Merakla bekliyoruz. Hadi. Haydi rast gelsin bakalım ne gelecek. Geri çekiyor. Şş, havayı alamadı. Allah Allah. Çok büyük balık. Bu büyük abi işte. Ay maşallah. Ne olabilir? Hala gidiyor, geri alıyor. Yok canım. Şu an çekiyor. Çıktı. Kurtardı. Hadi. Yok. Ha. Çok hızlı geliyor. Kılıç olabilir mi abi? Çok hızlı geliyor. Yani oltada mı şimdi? Kurtuldu bence. Kurtuldu herhalde. Kurtuldu. Çok büyük balıktı be. Eline bak bakayım, çevir. Hayır, kurtuldu abi. Çevir eline bak. Üstünde. Yok canım. Üstünde. Üstünde abi. Üstünde. Evet. Abi. Hadi bakalım. Üç mü balık? Gerçekten bu. Yılan. Bayılırım yılanı. Ağlayan kendisi olmasın. Yok abi. Tamam şimdi. Duruyor. Üstünde abi. Duruyor da kayıklar yukarı çıktığında duruyor yani. Çok büyük bir şey değil. Ama ilk kalkışı da oldu yani. Hayır. Olur. Ne kadar var? 20 metre. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama tahminlerimiz var. Patlak gözlü Laos diye konuşuluyor. Ben yılan diyorum. Yılan balığı. Şaşmaz ya. 30 yılım vermişim bu işlere. Hemen şunu alıyoruz. Şöyle. Hiç şaşırtmayan, herkesin orfozu bir küçük bir yılan balığı geldi. Boğa, amma tutmuş. Nerede bunun kalkması? Parmağını vermesin ya. Ben size vereyim mi? Ver. Altına sür. Dur.
Tut abi. Tamam bende. Vallahi. Bu iş bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünkü köpek balığı avımız. Daha doğrusu köpek değil, kılıç için gittik. Aslında bunlar kılıç için. Onlar çok başarılı. Balığı canlıymış gibi derin suda tutabilen çok özel ürünler. Antalya tarafında gezdim. Bunların çok iyi iş yapacağına inanıyorum. İki iğne zaten bu. Alta da iğne koyuyorsun. Değil mi? Bir tane de altında evet, var. Bu koparmış balıklar yani. Koparttı. Çok iri bir hayvan evet, geldi. Bunun üstünü koparmış. Yani bize yarım tonu geldi ama onun daha çok üstünde bir hayvandı. Bu hayvanlara yapacak bir şey yok. Ama bunu nerede buluruz, nasıl buluruz? Bir de sen anlatırsan. Bu ya, işi bilen sensin çünkü. Evet. Erbabından dinlemek lazım. Şimdi biz aslında normalde sırf kendimize yapmıştık ama bayağı bir etraftan talep olunca yapan arkadaşa dedik sen bunu yap. O da sanırım şu günlerde bunun için uğraşıyor. Şeyde olacak bu Totem Av Market, Murat Sezal'da bulabilirler. Murat Sezal'da Totem Av mı? Hı hı. Evet. Totem Av Market. Totem Av Market'te. Murat Sezal'ı biliyoruz zaten. Onun da YouTube kanalı var. O da bu işlere meraklı. Başarılı oluyor. Ama dediğim gibi bu ürün çok özel bir ürün arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Doğru ürünü görmek lazım. Biz gördük. Biz de alacağız bunlardan. Ama bunu kullanabilmek için önce bir makine, elektrikli makine ihtiyacı var. Çünkü bunu tutan balıklar çok kuvvetli makinalarla ancak başarılı olur. Daiwa da bu konuda çok iyi. En azından biz gördük. Evet. Ama şu makine bulabileceğimiz bir makine değil. Bunu da çektik biz. Daiwa'nın da aynı işi yaptığını söylüyorlar zaten. Evet, bununla da biz yani 500 kiloluk balık yakaladık. Yani bu tek başına harici elektrikli makineye ihtiyacı var. Onun haricinde bu ürünü ben çok beğendim. Zaten sadece bunu görmek için geldim. Sağ olsun köpek balığını da yukarı kadar aldı, gösterdi bize. Allah razı olsun Evkiciğim. Ne zamandır konuşuyorduk zaten. Evet, daha yeni nasip oldu. Tebrik ediyorum. Ben çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar devam edin. Vazgeçmeyin. Üstatlarımız da var içeride. Bu bir ekip işidir. Tek başına olabilecek bir şey değil. Ekibimize de bakalım kana kana doya doya. Çok İnşallah kılıç avlarında bunlarla kılıç avcını başaracaklar. Çok kaçırmışlar. O zamanlarda da ara ara gelip biz her daim onları takip ediyoruz. Hep beraber edelim. Rast gelsin.